Gelişen teknolojiyle birlikte gün geçtikçe hayatımıza robotlar girmeye devam ediyor. Bugünkü konumuz ise hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan robot süpürgeler. Herkese merhabalar. Videonun başında da dediğim gibi bugün robot süpürgeleri ele alacağız. Nedir? Robot süpürgeler nasıl çalışır? Robot süpürgeleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Ve sıkça tercih edilen 4 robot süpürge modeline birlikte bakacağız. Robot süpürgeler, elektrikli süpürgelerin insan etkileşimine bağlı olmadan bir algoritmayla çalışan modelleri aslında. İlk olarak çok yeni bir teknoloji değil. Ticari olarak piyasaya sunulan ilk elektrikli süpürge 2001 yılında Electrolux'un üretmiş olduğu Trilobite modeli. Telaffuzu sanırım Trilobite falan olması lazım, tam emin değilim. Şu an bir Google Translate'den dinleyelim de sonra başlayalım. Trilobite. 2002 yılında da iRobot diye günümüzde de bildiğimiz marka olan Roomba'yı piyasaya sürmüş. 2009 yılının Kasım ayına kadar 3.8 milyon satmış bu Roomba modeli. iRobot, Roomba ve Scuba modelleri de 2009'dan beri Türkiye'de satılıyor. İlk elektrikli robot süpürge ise Electrolux'un Trilobite modeli. Ticari olarak bilinen ilk model dedik. Ama yüksek maliyeti nedeniyle yaklaşık 1400 dolar pek bir alıcı kitleye ulaşmadığı için fişi çekilmiş, yani üretimi sonlandırılmış. Çok başarılı bir model olduğu söylenemez bu teknoloji, bu dezavantajından dolayı. Ama yılına göre baktığınız zaman teknolojisi gerçekten yüksek bir cihaz. O yıllarda sonar sensörleriyle bir navigasyon sistemi oluşturup haritayı çıkarıp kendi bu haritada ev süpürüyor. Ve şöyle bir şey var, bir yeri sadece bir kez süpürüyor ve hiçbir objeye çarpmadan, asla kaybolmadan ve sığamayacağı boşlukları geçmeyi de denemeden yapıyor bunu. Yılına baz aldığımız zaman bundan 20 yıl önce gerçekten güzel bir teknoloji. Ama dediğimiz gibi maliyetlerden dolayı satışı durdurulmuş. Günümüzde Xiaomi, Anker ve iRobot gibi markaların modelleri mevcut. Ve son dönemlerde özellikle çalışan insanların çok ilgisini çekiyor bu konu. Çünkü ev temizlemekle uğraşmıyorsunuz. Siz onu planlıyorsunuz. O kendi kendine süpürüyor. Ve siz eve geldiğinizde gayet temiz bir evle karşılaşıyorsunuz. Bunların tabii temel avantajları var ve dezavantajları var. Avantajlarını önce ele alalım. Otomatik çalışma yetenekleriyle başında biri bulunmadan evi süpürebilirler. Hatta bazı modelleri evi silebilir de. Mop yapabiliyor yani. Otomatik şarj yetenekleriyle kendi kendilerini şarj edebiliyorlar. Şarjı azaldığı zaman gidip kendini şarj edebilen modeller mevcut. Evi düzenli ve şarj kesintisi haricinde bir kesinti yaşamadan süpürdüğü için, periyodik aralıklarla da bunu yaptığı için sürekli eviniz temiz kalıyor. Küçük boyutları sayesinde ulaşılması zor noktalara girebiliyorlar. Dezavantajlarına gelecek olursak, eğer evin zemini dağınıksa, evde çok fazla eşya varsa veya çok fazla engel yani yükselti varsa evde çok verimli, efektif bir çalışma yapamıyorlar. Derinlemesine bir temizlik yapmak için manuel bir temizleme, yani bir insanın temizlemesine göre çok fazla vakit harcıyorlar. Yaklaşık 20 metrekarelik bir alanı yarım saatte süpürüyorlar. Bu da bir dezavantajı. Ha, siz evde değilseniz, çalışıyorsanız istediği kadar uzun sürede süpürebilir. Sizin için çok önemli bir etmen değil. Ama çalışma süreleri bunların o kadar uzun değil. Yani en fazla 70-80 dakika. En pahalısı, en kalitelisi dediğiniz modelinki 180 dakika. Eğer eviniz biraz büyükse sürekli şarj ihtiyacı olacaktır. O da tam temizlik olarak bayağı bir uzun süre vakit alacaktır. Bu da bir dezavantaj. Büyük evlerde kaybolup baz istasyonunu bulamama gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu durumlarda otomatik şarj yetisini de kaybediyor bu modeller. Bunun haricinde genel özelliklerine bir bakacak olursak bu süpürgelerin ortak olarak neler var? Ne özellikleri var bunların? Merdivenlerden ve diğer yükseltilerden düşmeme özellikleri var. Yani engele yaklaştığı zaman fark edip hemen geri dönüyor. Böyle engelleri tanıyabiliyor. Çarpışmayı algılama ve çarptıktan sonra yön değiştirme özellikleri mevcut. Halı püskülleri, kablolar ve benzeri takılabileceği yerlerden kaçma ve takıldığı zaman da kurtulma gibi özellikleri de mevcut. Baz istasyonu, yani şarj istasyonuna gidip kendi kendini şarj edebilme, bu da mevcut. Lazer veya kızılötesi ışınlarla da haritalama tekniğinden faydalanabiliyor bu modellerin bazıları. Bu yönleriyle de genel bir özelliklerine bakış atmış olduk. Peki birbirinden farklı özelliklere sahip olan bu robot süpürgeleri seçerken nelere bakmalıyız? Neyi göz önünde bulundurmalıyız? Hangi kriterlerle elektrikli robot süpürgeyi seçmeliyiz? Gelin birlikte bunlara bakalım. Kullanacağınız zemine uygun olması çok önemli. Çoğu parke, seramik, fayans gibi yüzeylerde çalışırken bazı modeller halıda çalışamıyor. Aşılabilir engel yüksekliği ne kadar? Buna bakmanız gerekiyor. Halıya çıkabilir mi, halıda çalışır mı? Bunu teyit etmeniz gerekiyor. Eşyalarınızın altına girip her köşeyi temizleyebileceğinden emin olmak için kalınlığını göz önünde bulundurmalısınız. Eğer evinizde alçak ayaklı eşyalar varsa ince bir
robot süpürge tercih etmelisiniz ki altına girip temizliğini rahat rahat yapabilsin. Kalın bir şey alırsanız çarpacak, yön değiştirecek ve içine altına giremeyecektir. Çok sensörlü modellerden tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar engelle çarpıp sonra yön değiştiren modeller. Eğer çok sensörlü modellerden faydalanırsanız çarpmaları daha az indirerek mobilyanıza da süpürgenize de daha az zarar verecektir. Evde yokken çalıştırmak ve dışarıdan kontrol etmek istiyorsanız da Wi-Fi'li modellere yönelmeniz sizin için daha doğru olacaktır. Peki aradığınız özellikler temel olarak bunlar. Bunları göz önünde bulundurarak biz hangi modelleri tercih etmeliyiz? Ve piyasada şu an isim yapmış, ünlenmiş 4-5 tane model var. Bu modellerin avantajları, dezavantajları neler? Fiyatları neler? Gene şimdi birlikte bunlara bakalım. İlk modelimiz Roborock S6 Robot Vacuum Cleaner adıyla geçen ıslak ve kuru robot süpürgesi. Zaten bu 3.6 kilogram ağırlığında birazcık ağır ve büyük bir süpürge. Fiyat olarak da birazcık tuzlu. Sebebi şu, çalışma süresi çok uzun. 180 dakika yani 3 saat kesintisiz çalışabiliyor. Şarj süresi ise buna nazaran 1 saat gibi kısa bir süre. Bir de yapay zeka haritalama teknolojisi var. Böylece her odayı en kısa sürede temizleyip ama en temiz hale getirilebilecek haritalamayı yapıyor yani. Bunun artısı yapay zeka kullanarak haritalama yapması ve uzun çalışma süresi. Ama eksisi fiyatının çok yüksek olması. 5000 lira gibi bir fiyatı var. Ve hani bu fiyatı hak edip hak etmediği tartışılır bir yapay zeka haritalaması için. Yani ben olsam bunu tercih etmezdim. Ama piyasada şu an sıkça tercih edilen bir model bu. Bir diğer modelimiz iRobot Roomba i7 Wi-Fi'li bu model. Bu model, bu marka iRobot bildiğiniz gibi bu robot süpürgelerin öncülerinden bir marka. Bunun yine fiyatı birazcık yüksek. Hatta bu en pahalısı bu listedeki 5900 liraya yakın bir fiyatı olması lazım. Burada patentli bir VSLAM teknolojisi mevcut. Ev içinde verimle gezebileceği haritaları oluşturuyor bu da. Bu şey kadar değil, Roborock kadar kapsamlı bir yapay zeka değil. Bir tık daha düşük ama bu da yine verim alabileceğiniz bir teknoloji. Ama bu fiyat, bu süpürge dediğim gibi gerçekten fazla. Bu da bir eksisi. Bir diğer eksisi bunun çalışma süresi çok kısa. 75 dakika. Az önce 5000 lira dedik Roborock'a. 180 dakika çalışıyordu. Hem de 1 saatte şarj oluyor. De bu 2 saatte şarj oluyor. 75 dakika kullanıyorsunuz. Enerji tüketimi yüksek bir cihaz yani. Bunda bir artı, çok katlı plan yapabiliyor. Mesela eviniz 2 katlıdır. 2 kat için ayrı ayrı plan yapabiliyor. Hafızasında tutabiliyor. Normalde bir planı yapıp diğer plan yapacağı zaman diğer süpürgeler siliyor o planı. Bir de bunda şarjı bitip şarj olduktan sonra kaldığı yerden devam edebilme özelliği mevcut. iRobot Home aracılığıyla da bunu kontrol edebiliyorsunuz. Bir diğer süpürgemiz, piyasanın en çok tercih edileni bence bu. Ve modelleri. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop. Bu moplu modeli. Bunun Pro'su var. Essential 2-in-1'ı var. İşte Mi Robot Pro 3 var. Bir sürü model var. Bu Mi Robot Vacuum Mop modeli. 2500, 2545, 2450 o aralıkta gidip geliyor fiyatları. Bunun fiyatı gerçekten uygun bence, gayet fiyat performans olarak yine Xiaomi, yine fiyat performans evet. Bunun negatif yanı çok uzun sürede şarj olması, 4 saatte şarj olması, buna nazaran 120 dakika kullanabilmemiz, yani 2 saat kullanabiliyoruz bunu da. Bunun açı sensörü geniş, 166 derece, görsel dinamik navigasyon sistemi var bunda da. Ve çok hızlı şekilde haritalandırıyor. Güçlü emişi sayesinde de evde toz bırakmıyor açıkçası. Üzerine bir de mopla siliyor. Bunda 15 farklı sensör var. Bu sensörleriyle birlikte çok hassas ve verimli şekilde haritalandırma yapabiliyor. Ve gerektiğinde kendini şarj edip yine devam etme özelliği bu cihazda da mevcut. Ve bunun su kontrolü çok hassas olduğunu söylüyor. Reklamlarında da, sitelerinde de, kitapçıklarında da su kontrolünü çok hassas bir şekilde yapıp evi silip süpürdüğünü söylüyor. Tercih edilebilir bir model. Son modelimiz Anker Eufy Robovac G10. Bunda sulu silme yok ama fiyat yüksek. 2400 civarında. Daha uyguna vardır muhtemelen. Fiyatlar da değişebilir tabii. Şu an Aralık 2020'deyiz. Aralık'ın sonundayız. Fiyatlar bu zaman dilimi için geçerli. Fiyata göre biraz daha toz haznesi yüksek diğer modellere göre. Ama aşılabilir engeli daha az bunun. Daha alçak yerlerden geçebiliyor. Ve bunda sulu silme özelliği yok. Ama bunun kalınlığı çok ince. Yani 7,5 santim. Gerçekten ince bir model. Bu yüzden de dar yerlere çok rahat girebiliyor.
robot süpürgeler nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, genel artıları, eksileri, hangi modeller revaçta, hangi modeller neden tavsiye ediliyor? Bunlara baktık. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Artık bir 160'ı geçelim lütfen. Hatta mümkünse şöyle 200'e doğru yol alalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.